Sabahın Demir'e hoş geldiniz. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin altını aktaracağız, paylaşacağız sizlere efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden Perşembe. Takvimleriniz 14 Eylül'ü gösteriyor. Günün önemli gelişmelerini paylaşacağız. Önemli haberlerini gazete manşetlerini ekranlarınıza ve radyolarınıza getirme gayreti içerisinde olacağız. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Önemli gelişmeler var. Nelerdir o önemli gelişmeler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanları toplantısında konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Çünkü Sezgin Tanrıkulu SİHA'larla ilgili çok tartışmaya açık açıklamalar yapmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da destek vermesiyle birlikte kavga iyice büyüdü. Erdoğan insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da bilir şeklinde açıklamalar yaptı bu hususun ardından. Diğer taraftan Başbakan Binali Yıldırım da belediye başkanları toplantısında konuştu. Onun da hedefinde CHP vardı. CHP kanadından gelen SİHA açıklamalarına tepki gösterdi. Belediye başkanlarının vatandaşa en iyi hizmeti götürmek için çalışması gerektiğini ifade etti. Bazı belediyeler, sayın seyirciler, bildiğiniz üzere sosyal medyadan da takip etmişsinizdir. Yine tüm ulusal ve yerel basında yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini diktiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hususa da değindi. Sadece hizmet istiyorum şeklinde açıklamalar yaptı. Önemli gelişmelerdi efendim. Dilerseniz öncesinde hava ve yol durumuna gidelim. Bugünün havasına bakalım. Akabinde yol durumunu paylaşacağız sizlere. Trafik durumumuzu da sizlere aktaracağız. Öncesinde hava durumuna gidelim. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Evet, hava durumundayız. Efendim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri sizler için derledik, topladık ve sizlere paylaşacağız. Şimdi yönetmenim Sezin Akbulut ekranlarınıza da yansıtacak. Bursa bugün güneşli havaya uyandı. 32 derece, Büyük Orhan 30, Gemlik 31, Gürsu 31, Harmancık 30, İnegöl 33, İznik 30 derece olacak. Diğer ilçelerimize bakalım. Karacabey 31, Keles 27, Mustafa Kemal Paşa 32, Mudanya 25, Orhan Gazi 30, Yenişehir 32 derece olacak efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Ben Deniz Aykut Gül. Günün öne çıkan gelişmelerini sabahın deminde sizlere paylaşacağız. Çok önemli hususlar var, haberlerimize geçeceğiz ama yol durumu da oldukça önemli. Bakalım ana arterlerde nerelerde çalışma var. Önce buna gidelim. Akabinde trafik durumunu anlık olarak, an be an hangi yerlerde trafik var, hangi yollar kapalı, hangi yollar açık, bunları sizinle paylaşacağız. Önce yol durumu. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl-Bozüyük yol ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Bursa-Eskişehir D200 Karayolu İnegöl çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Avarlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Görükle bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Görükle istikametine doğru yol tek yönden geliş gidiş olarak verilecektir. Yalova-Bursa yolunun 12-14. Kilometreleri arasında İznik Kavşağı kesimi yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kent Meydanı Terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Bursa Orhaneli İl Yolu güzergahında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesimden kontrollü olarak sağlanmaktadır. T2
Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İşi kapsamında Yıldırım ilçesi, Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi Sıra Cevizler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Dik Kaldırım Mahallesi Dik Kaldırım Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Eğitim Caddesi'nde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılacak çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Osman Gazi ilçesi 2. Kanalboyu Caddesi'nin Doktor Sadık Ahmet Caddesi ile 2. Çirişhane Caddesi arasında kalan kısmı UEDAŞ çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı Soğanlı Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişiminden başlamak suretiyle Soğanlı Bulvarı üzerinden Nilüfer Caddesi'yi takip ederek Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nden sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Hüdavendigâr Mahallesi Doburca Caddesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Nilüfer ilçesi Ata Cadde, Umut Sokak ve Belde Sokak, UEDAŞ çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkii, Kaşmer Okulları önü yeni üst geçit inşaat yapımı, Ata Bulvarı 23 Nisan Mahallesi üst geçidi, Bursa Ankara yolu İnegöl şehir geçişi, Kalbur Deresi mevkii üst geçidi, Mudanya Yolu Caddesi Geçit Mahallesi mevkiindeki Geçit 2 alt geçidinde bakım onarım çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Yollardaki çalışmaları ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıdık. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve hemen trafik durumuna gidelim efendim. Bakalım yollarda şu an durum nasıl? Saatlerimiz 08.08'i gösteriyor. Bakalım ekranlarınıza gelsin. Şu anda Acemler bölümünde trafik biraz ağır ilerliyor diyebiliriz. Dönüş istikameti yönüne, yani Nilüfer'e doğru olan bölümün birazcık ağır ilerlediğini söyleyebiliriz. Yine Acemler metro istasyonunu sıra meşelere bağlayan bölümde trafiğin hafif durduğunu ifade etmiş olalım. Acemler'deki son durum bu şekilde. Emek yönünde trafik açık, gidiş geliş yönünde şu anda rahat bir şekilde araçlar ilerliyor. Bu bilgiyi sizinle paylaşmış olalım. Şimdi diğer bölümlerimize gelelim. Bakalım Avrupa Konseyi Bulvarı'nda son durum ne? Ekranlarınıza da geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı'nda belli bölümlerde trafik ağır ilerlemekte. 11 Eylül Bulvarı'na giriş kısmında trafik biraz durma noktasına gelmiş diyebiliriz. 11 Eylül Bulvarı'nın yarısının devamında da birazcık ilerisinde de 11 Eylül Bulvarı'nın trafiğin artık rahatladığını ifade edebiliriz değerli dostlar. Acemler istasyonunu bir kez daha paylaşalım. Çünkü şehrin iki kritik noktası burası hem 11 Eylül Bulvarı hem de Acemler bölümü. Orada trafik genellikle yoğun oluyor. O yüzden bu hususları sizinle paylaşıyoruz. Sizin de sormak istediğiniz husus varsa, merak ettiğiniz yol açık mı kapalı mı diye bize ulaşabilirsiniz. Sabahın Demir Facebook sayfamızdan bizlerle paylaşın lütfen. Bizler de hemen buradan sistemimizden kontrol edip o yolun açık mı açık değil mi olduğunu sizinle paylaşalım. Acemler metro istasyonunu sıra meşelere bağlayan ara yolda trafik durmuş durumda. Bunun dışında çok ağır ilerlediğini ifade etmiş olalım. Acemler'deki son durumu bu şekilde özetleyelim. Emek yönüne trafik açık, Mudanya yolu açık, yine Nilüfer
bölümü de açık. Fatih Sultan Mehmet bulvarına kadar olan kısımda herhangi bir problem yok. Acemler metro istasyonunun bulunmuş olduğu alanla Paşa Çiftliği arasında trafiğin birazcık ağır hareket ettiğini ifade etmiş olalım ve trafik durumumuzu noktalayalım. Şimdi günün önemli gelişmelerine geçeceğiz. Öncesinde siyasi gündeme geçmeden evvel geceden sabaha yansıyan haberlerimize isterseniz bakalım. Bunun için de bursatv.com.tr'ye gidelim. Bursatv.com.tr'deyiz efendim. Bir kez daha günaydınlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım sizlere. Geceden sabaha yansıyan tüm haberleri sizlerle paylaşacağız. Sitemizden Milli Eğitim'den genelge saatler geri mi alınacak hususu şu anda gündemde. Bununla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi sayın seyirciler. Bütün valiliklere artık öğrencilerin sabahları karanlıkta okula gitmemesini engellemek için saatlerle bir oynama yapılması istendi valiliklerden. Yani gün ışığından daha fazla yararlanılması için öğrencilerin okula gidiş çıkış saatlerinin değiştirilmesi yönünde bir genelge yayınlandı. Onunla ilgili gelişmeler de var. Birlikte inceleyeceğiz, paylaşacağız. Özellikle okul servisleriyle ilgili bir durum gündemde. Çocukların karanlıkta servisle okula gitmemelerini engellemenin önüne geçmek için yapılan bir çalışma olarak da belirtiliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlere. Peki bu genelgenin detayları nelerdir? Hemen ekranlarınıza da gelsin, sizinle de paylaşalım çünkü önemli bir gelişme. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmasının engellenmesi için bir genelge yayımladı. İllerdeki okul başlama saatleri buna göre ayarlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Eylül tarihinde yeni öğretim yılında okul servislerini ilgilendiren bir genelge yayınladığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla yayınlanan genelgenin 4. maddesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilmeyeceğinin göz önünde bulundurulması istendi. Bundan dolayı taşımalı sistem ve özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi talimatı verildi. Tüm valiliklere gönderilen genelgede her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını temin edecek şekilde belirlenmesi istendi. Okula giriş ve servis saatlerinin valilikler tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı. Kayıt parası isteyene işlem yapılacak bu arada. Genelgede ayrıca velilerden kayıt ücreti adı altında ücret talep edilmemesi gerektiği hatırlatılarak isteyen okul yöneticileri hakkında da işlem yapılacağı belirtildi. Çocuğunuzu okula yazdırdığınızda herhangi bir görevli oradan bir ücret talebinde bulunursa sizlere lütfen şikayet edin. Buradan bir kez daha ifade etmiş olalım. Şikayet etmeniz gerekiyor. Bazen çok uçuk rakamlar da ön planda tutuluyor. Okulu bir ticarethane gibi kullanan müdürler var, müdür yardımcıları var, öğretmenler var. Bu konuda lütfen birazcık dikkatli olmanızı buradan isteyelim. Milli Eğitim'den genelge yayınlandı. Kayıt parası isteyene işlem yapılacak. Herhangi bir şekilde para istenemez sizden. Bu genelge bize bunu söylüyor. Tabii önemli gelişmeler. Bir diğer başlığımızı da paylaşalım, aktaralım sizlere. İkinci haber bursatv.com.tr'den. Bursa'da otomobil ambulansla çarpıştı. Çok feci bir olay. Biri ağır, 4 yaralı var efendim. Bu kazada ayrıntıları şimdi birlikte inceleyelim. Bursa'da otomobille ambulans çarpıştı. Biri ağır, 4 yaralı.
Ambulansa çarpan bir araçta bulunan aile fertleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor. Merkez Osman Gazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi olay. Avrupa Konseyi bulvarı üzerinde merkeze gitmek üzere sol şeritte seyir halinde olan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans botanik kavşağı yol ayrımına geldiği esnada önünde orta şeritten seyir halinde olan Nami Soylu idaresindeki araçla çarpıştı. Araç önüne kırdı şeklinde ifadeler kullanılıyor haberde. Bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için ambulans sürücüsü İsmail Yel Bey frene basmasına rağmen duramadı ve araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sonrası Nami Soylu idaresindeki araçta bulunan Aysel Soylu, çocukları Zeynep ve Samet çarptıkları ambulansta bulunan ekip tarafından ilk tedavileri yapıldı bu kişilerin ve olay yerine gelen ambulans ekipleriyle de 112 sağlık ekipleriyle de hastaneye kaldırıldılar efendim. Çok enteresan, ambulansla çarpışıyor araç ve ambulansın içerisindeki sağlık görevlileri anında müdahale ediyor oradaki yaralılara efendim. Bu haberi de paylaşıyor bize bursatv.com.tr. Bilecik yanmaya devam ediyor başlıklı haberdeyiz sırada. Dün bizler oradaydık. An ve an canlı yayınlarla ekranlarınıza ve radyolarınıza getirme gayreti içerisinde olduk. Bilecik yanıyor efendim. Gerçekten de çok feci bir yangın olduğunu buradan belirtmiş olalım. 4 gündür devam ediyor. Bugün 4. güne girdi artık. Bilecik'teki orman yangınını yerinde inceledik. Camili Yayla Köyü Sofular mevkiinde gittik ve orada birkaç görüntü yakaladık. Operasyonun başında bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can'la orada bir görüşme sağladık. Bölgenin son durumu hakkında bilgi aldık. Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçeleriyle Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki orman yangınlarına 2 uçak, 14 helikopter, 174 arazöz, 20 dozer ve 850 personelle müdahale ediyor. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarına sıçramasının ardından tam 4 gün geçti. Bir türlü kontrol altına alınamıyor. Bölgede toplamda 1500 kişi görev yapıyor. 1500 kişi o yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. Ancak dün tabii dikkatimizi çeken birkaç olay da yaşanmadı değil. Bunu da paylaşmak gerek. O bölgede 1500 işçi var ve birçoğunun orada gittiğimizde karnı açtı ve tepki gösteriyordu. Herhangi bir şekilde bir yemek dağıtımı yapılmadığı ifade ediliyordu. İşçiler tarafından, işçilerin yapmış olduğu bir ifade. Tabii bunun dışında orada bulunan bazı vatandaşların itfaiye ekiplerinin gidip boş bir alana suyu boşaltıp geri döndüklerini ifade ediyorlardı. Buna şahit olan bazı vatandaşlar vardı. Bu da vatandaşların ifadeleri, altını çizmiş olalım. Tabii önemli hususlar, önemli iddialar. Bu kapsamda da tabii Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Bu hususları sorduk, vatandaşların bu iddialarına yönelik ne cevap vereceksiniz dedik. Herhangi bir şekilde böyle bir hususun gerçekleşmesi mümkün değildir. Şefler orada görev yapmakta, aynı zamanda gerekli çalışmalar için biz de ekibimizin başındayız şeklinde ifadeleri vardı. Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can'ın efendim önemli bir husus, önemli bir bilgi. Diğer taraftan da işçilerin çoğu kısa kolluydu ve gece saatlerinde -5 dereceye kadar düşüyor yanan bölgenin sıcaklığı. Yani yanıyor ama gerçekten de o kadar keskin bir soğuk var ki yanan bölgelerde. Buradaki işçilerimize de buradan Allah yardımcıları olsun diyelim. Çok yani mücadele gerektiren bir husus. Neredeyse donacaklardı yani son aldığımız bilgiye göre de artık battaniye falan gönderilmiş bazı bölgelerden, bazı belediyelerden bu husus karşılanmış. Ayrıntıları yine yarın Bursa Sancak gazetesinden takip edebilirsiniz diyelim efendim. Ve bursatv.com.tr'yi bu haberle birlikte noktalayalım.
Gelelim siyasi gündeme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanları toplantısında konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgaysa kavga sözlerini de eleştirdi Erdoğan. İnsanları akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz dedi. 2019 seçimlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinde değil, aynı zamanda belediye başkanlığı seçiminde de asgari %50+1 oya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bir hedeftir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da belediye başkanları toplantısına katıldı. Esasen her seçim döneminde... Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı insansız hava araçlarıyla yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kendi kaderimizi ülkemizin kaderiyle bütünleşmiş olarak görürken ana muhalefet partisi ünvanını taşıyan bir partinin milletvekilleri maalesef teröristlerle aynı safta olmak için adeta can atıyorlar. Daha da kötüsü, bu partinin genel başkanı da devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu tür faaliyetler içindeki milletvekillerinden hesap sormak yerine benzer tavırlar içine girmekten çekinmiyor. Terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesine yönelik hassasiyetimizi herkes gıptayla takip eder ve takdirlerini belirtirken birilerinin suyu bulandırmak için uğraşması ibretlik bir hadisedir. Türkiye'nin terörle mücadele yönteminden ve son dönemde elde ettiği ciddi başarılardan rahatsız olmaya terör örgütünün hakkı olabilir. Terör örgütünü destekleyen bir takım güçler de bundan rahatsızlık duyabilir. Ama bu ülkenin hiçbir milletvekilinin böyle bir hakkı yoktur. Ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu'nun kavga ise kavga sözlerini de eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun milletini yabancılara şikayet ederek siyaset yapmaya alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Ana muhalefetin başındaki zat daha yeni. Ne diyor? Artık kavgaysa kavga diyor. Hale bak ya. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta Avrupa Birliği'ne, yabancı ülkelere, yabancı kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat kendi ülkesini, kendi devletini, kendi milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız da değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli yabancı odakları yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor. İhaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten ise hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Bunu da söyleyeyim. Zira biz kellimünnâs alâ kaderi ukûlihim, insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri bu yöndeydi efendim. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Evrensel Yılmaz, kent meydanından Kestel yönüne trafik durumu nedir diye sormuş bizlere. Hemen paylaşalım. Kent meydanından Kestel yönüne şu anda trafik açık olarak görünüyor. Yönetmenim Sezin Akbulut da ekranlarınıza taşısın. Değirmenönü Mahallesi'ne yakın bölümde birazcık sıkıntılar var. Birazcık trafik yavaş diyelim ama genel itibariyle Bursa'dan kent meydanından Kestel istikametine yol tamamıyla gidiş geliş yönünden açık. Bu bilgiyi aktarmış olalım Evrensel Bey'e de. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına gidelim. Belediye başkanları toplantısında konuştu. CHP kanadından gelen SİHA açıklamalarına tepki gösterdi. O da Yıldırım, belediye başkanlarının vatandaşa en iyi hizmeti götürmek için çalışması gerektiğini ifade etti. AK Partili belediye başkanlarımız
30 büyükşehir belediyesinin 18'inde, geriye kalan 51 il belediyesinin 30'unda halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla çalışıyor, üretiyor, şehirlerindeki hemşehrilerine hizmet ediyor. Yine 921 ilçenin 589'u, 395 beldenin 247'sinde işin ehli belediye başkanlarımız görev başında. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da belediye başkanları toplantısında konuştu. Son zamanlarda sıcaklığını koruyan SİHA konusuna değinen Başbakan Yıldırım, bu iftiraları atıp yarın o isterken vatandaşın yüzüne nasıl bakacaksınız sözleriyle CHP'ye yüklendi. Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş efendim? Silahlı insansız hava araçlarına karşılarmış. Niye karşısınız? Siz bu lafları edeceğinize önce adalet diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bugün yalanla dolanla devlete, güvenlik güçlerine çamur atmaya çalışıp teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın o istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Belediye başkanlarına da tavsiyelerde bulunan başbakan, hizmetlerin yerine getirilirken gelecek nesilleri düşünerek hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Hizmetleri yerine getirirken asıl patronun sizi seçen hemşerileriniz olduğunu unutmayın. Vatandaşa rağmen iş yapma. Yoluna gitmeyin, vatandaşla inatlaşmayın. Sorunların üzerine gidin. Lütfen sorunları torunlara havale etmeyin. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek karar ver. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Bu arada sevgili seyirciler, değerli Sancak FM dinleyicileri, Kültür Park'tan şu anda sıra meşelere kadar olan bölümde trafik durmuş durumda. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Acemler'de trafik tıkandı diyebiliriz. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak? Umuyoruz ki herhangi bir kaza yaşanmamıştır. Ve Acemler İstasyonu'ndan da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar olan kısımda da çok yavaş ilerliyor trafik. Bunu da bilgisini paylaşmış olalım sizlere. İstediğiniz bir husus varsa trafik durumu ile ilgili Sabahın Demi Facebook'tan bize mesaj gönderin. Hemen bakalım hangi yol açık, hangi yol kapalı, gitmiş olduğunuz güzergahı bize söylemeniz yeterli. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve devam edelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda Tarım Aşe ile Kent Ekonomisine Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Şayet belediyecilik hizmet işi ise, ki kesinlikle öyledir, AK Parti belediyelerinin hizmet büyüklüğünü ve kalitesini diğer belediyelerle kıyaslamak mümkün değildir. Ülkemizde 1397 belediyeden 884'ünün AK Parti tarafından yönetiliyor olması, bu gerçeğin belediyemiz veyahut da milletimiz tarafından da teyidi anlamına geliyor. Gerçekten de tıpkı hükümette, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de rakiplerimizle değil, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Öyle ki kendimizi rakiplerimize göre ayarlamaya kalksak yaptıklarımızın yarısına bile ulaşamayız. Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda Tarım Aşe ile Kent Ekonomisine Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe.
Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Ve şimdi de Büyükşehir Belediyeleri ödüllerine geçiyoruz. Öncelikle mansiyon ödülünü almak üzere bir uygulama modeli olarak Tarım AŞ projesiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe. Böylelikle bütün şehir yasası uygulamaya girmeden Keles'e yapılan süt fabrikasıyla kırsal kalkınma yatırımlarını başlatan ve kurulan Tarım AŞ ile yatırımlara büyük bir ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesi bu alandaki başarılarını ödülle taçlandırdı. Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu ise durumda değişiklik olmazsa müzakerelerin askıya alınması yönünde görüş belirteceği bir mesaj yayımladı. Geçtiğimiz aylarda oyladığı bir kararla Ankara ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu bu hafta bir kez daha Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tartıştı. Tartışma sırasında siyasi gruplar adına yapılan konuşmalarda Ankara ile katılım müzakerelerinin askıya alınması konusunda ortak mesaj verildi. Oturumda Avrupa Komisyonu adına söz alan genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üye Yuhannis Han, Türkiye'nin kendi çıkarı için insan hakları ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ikili ilişkilerinde ivedi adımlar atması gerektiğini belirtti. Hristiyan Demokratlar adına konuşan Raymond Parlamenter, Kristin'den Dredd'ye ise ülkelik müzakerelerine geçici mola verilmesi fikrini dile getirdi. Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye ayrılan payın Türk sivil toplumuna dağıtılması önerisinde bulundu. Avrupa Parlamentosu gelecek ay Strasbourg'da yapılacak genel kurul oturumları sırasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bir de karar oylayacak. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle de Bilecik'e sıçradı. Yetkililer yangında ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti. Bizler de oradaydık. Keşif yaptık, yerinde inceledik bölgeyi. Alevleri kontrol altına almak için müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi yetkililer. Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde 10 Eylül'de orman yangını çıktı. Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarında ve Emet ilçesine bağlı Kabaklar Köyü civarında çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangının yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. 4 gün boyunca devam eden yangınlara 2 uçak, 14 helikopter, 174 arazöz, 20 dozer ve 850 personelle müdahale edildi. Diğer yandan Kütahya Domaniç'teki yangın ise rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesine de sıçradı. Günlerdir süren yangın Camiliyay ile köyü sınırlarına kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle yangın sürekli yön değiştirirken ekipler alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. 1500 kişinin katıldığı söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini söyledi. Şu anda yangın emniyet şeritleriyle birlikte etrafını çevirdik. Bu çevirme sonucunda örtü yangını haline dönüşecek, çökecek ve biz iç kasık kısımlara da müdahale edeceğiz. İnşallah yangını tamamen söndüreceğiz. Ancak şu an itibariyle kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü siz de görüyorsunuz rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle her şey olabilir ama biz gece gündüz çalışıyoruz. Bölge Müdürü Can, rüzgarın yönüne göre tedbir aldıklarını belirtti. Ekipler yangının yayılış yönünü, yani rüzgar nereden eserse yangın oraya gider. Bugün öğleye kadar yangın Lodos'tan etkileniyordu ve kuzeye doğru gidiyordu. Ancak öğleden sonra rüzgarın yönü değişti. Biz buna göre tedbirimizi almak zorundayız. Yani biz her iki tarafa da şeritler açarak 50 metre, 60 metre genişliğinde şeritler açarak yangının oraya dayanmasını sağlamak durumundayız. Dünden bugüne yansıyan ulusal haberler bu şekilde. Şimdi gazete manşetlerine gidelim, bakalım manşetlerde neler var. Müzik.
Akşam gazetesiyle başladık efendim. Güne gazete manşetleriyle bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvimlerimiz 14 Eylül Perşembe'yi gösteriyor. Saatlerimizi de 08.35 yaptık. Akşam gazetesinin manşeti diyor ki bizlere, Kılıçdaroğlu gökkuşağı gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan silahlı İHA'ların görevinin teröristleri imha ettiğini söyleyip CHP liderini eleştirdi. Sen 4 yılda terörü nasıl bitireceksin? Bir gün başka, bir gün başka konuşuyorsun. Gökkuşağı gibisin şeklinde ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meşrebimiz gereği Yunus'un izinden gidiyoruz. Sevgi ve dostluk hak eden içindir. Düşmanlığı, ihaneti kendisine yol edenle kavga etmekten de aynı zamanda kaçmayız dedi Cumhurbaşkanı. 2019 Mart'ı adeta olmazsa olmaz. Şu anki belediye başkanlarımızın hedefi 2019'un Kasım'ına yönelik en ufak bir spekülasyona yer olmamalı dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ekranlarınıza da tam ekran geldi. Bazı belediyelerimiz şahsımın heykel veya görsellerini yapmış. Duyunca çok üzüldüm. Bu değerlerimize ters, hizmete yönelik eserler diksinler dedi Cumhurbaşkanı. Diğer taraftan da bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya, ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz? Biz de tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Akşam gazetesinin manşeti de bu yöndeydi efendim. Noktaladık akşam gazetesini, devam ediyoruz. Sırada Habertürk var. Habertürk diyor ki ABD'den YPG'ye kaçak silah. İki bağımsız kurumdan şok rapor. Bir kurum bir iddia yayımlamış efendim. Yabancı bir kurum. Habertürk gazetesi de paylaşmış efendim. Polisi şeklinde, Polisi dergisinin bir iddiası. ABD Suriye'de DAEŞ'e karşı YPG ve benzer örgütlere 700 milyon dolarlık silah yolladı. 5 yılda 2.2 milyar dolara da ulaşacak şeklinde ifadeler kullanılmış. ABD'den YPG'ye kaçak silah trafiği şeklinde ifadeler kullanılmış efendim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ne olduğunu anlatmamıza gerek yok herhalde. Terör örgütleriyle beslenen, yine Orta Doğu'yu karışıklığa iterek oradan nem alanan alçak bir ülke diyebiliriz. Ve Allah da onların belalarını neyle veriyor? Kasırgayla veriyor. Irma kasırgası, işte Harvey kasırgası. Öne çıkan kasırgalar yaklaşık olarak 440 milyar dolarlık bir zarara uğradılar bu kasırgalarla birlikte. Ve terör örgütlerinden nem alandıkları o bölgeden almış oldukları kazanç da 100 milyar dolar. Dolayısıyla 340 milyar dolar falan bir rahat zarara girdi Amerika Birleşik Devletleri. Habertürk gazetesini de noktaladık efendim bu haberle birlikte, devam ediyoruz. Sırada Hürriyet var. Hürriyet de karanlıkta servis yok manşetini paylaştı okuyucularına. Şimdi az önce de paylaşmıştık sizlere, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmasının engellenmesi için bir genelge yayınladı demiştik. İllerdeki okul başlama saatleri de buna göre ayarlanacak. Sizce nasıl bir durum? Hani çok eleştirildi artık bu saat kavramlarının kaldırılması. Çocuklar gece saatlerinde okula gidiyordu. Yani karanlıkta okula gidiyorlardı. Yine sizler de aynı şekilde kapıyı bir açıyorsunuz, apartmanın kapısını, evinizin kapısını, dışarı bir çıkıyorsunuz. Halen daha karanlık, güneş yok, hiçbir şey yok. Ve bu şekilde işe gidiyorsunuz, günün doğumunu seyrediyorsunuz, gün doğumunu seyrediyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Hani çocuklara yönelik bu durum size göre olumlu mu, olumsuz mu? Bundan sonraki süreçte karanlıkta artık okula gidilmemesine yönelik alınan bu kararı, hani saatlerin oynanması, okul saatlerinin oynanması kararını nasıl buluyorsunuz? Sizce işe yarar mı? Sabahın Demi Facebook sayfasından mesaj olarak bizlere görüşlerinizi iletin lütfen. Kış saatine geçilmeyecek. Bakan Yılmaz adına Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu imzasıyla 8 Eylül'de yayımlanan genelgede kış saati uygulamasına geçilmeyeceğinin göz önünde bulundurulması istendi. Bu nedenle servisle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi talimatı verildi. Tüm valilikler tarafından yapılan bir işlem olacak bu.
Genelge bütün valiliklere gönderildi, bir kez daha belirtelim. Ve her ilin kendi iklim ve coğrafi koşullarının dikkate alınması ve ilk ders başlama saatinin gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayacak şekilde belirlenmesi istendi. Önemli bir ifade. Tabii belirlenmesi istendi. Genelgede akşam çıkış saatiyle ilgili de bir bilgilendirme yapılmadı ifadeleri yer alıyor Hürriyet gazetesinde efendim. Noktaladık Hürriyet gazetesini de devam ediyoruz. Sırada bir diğer gazetemiz var. Diğer gazetemizi de ekranlarınıza taşıyacağız. Milliyet'teyiz. Milliyet de unutkanlık yuvası diyor. Biliyorsunuz küçük Ejrin'i hatırlıyorsunuz değil mi sizler de? Okul servisinde unutulmuştu. Ve o okul servisinde unutulmasıyla başlayan ihmal ve yalan zincirine yeni halkalar da eklendi diyor Milliyet gazetesi. Bu sefer aynı okulda 3 öğrencinin sınıfta unutulduğu ortaya çıktı. 5 yaşında 3 çocuk sınıfta unutuluyor. Milliyet gazetesinin manşeti de bu yönde. Okul yönetimiyle görüşmeye gidildi bu konuyla ilgili. Yeni bir skandalla daha karşılaşıldı. Anne kızının öğretmeniyle konuşurken babanın olduğu sekreteryaya öğretmenlerden biri yanında 5 yaşlarında 3 çocukla gelerek çocukların sınıfta unutulduğunu söyledi. Servisler durdurulup çocuklar bindirildi. Zor artık iptal ettirirsiniz bu kararı artık. Yani bu nasıl bir iştir ya? Öğrenci sınıfta nasıl unutulabilir? Öğrenci sınıfta unutuluyor. 5 yaşında henüz. Yani nasıl unutulabilir ki? Yoklama alınmıyor mu? Hani hiç mi bir ilgisi yok öğretmenin öğrencisine? Yani gerçekten akıl mantık işi değil. Bir öğrenci sınıfta nasıl unutulabilir? Servis nasıl yola çıkar öğrenciyi almadan? Hani o sayım yapılmıyor mu? Ya çok gerçekten saçma sapan iş yapıyorlar. Unutkanlık yuvası başlığıyla da Milliyet gazetesi duyurmuş efendim bu haberi. Noktaladık Milliyet gazetesini de devam ediyoruz. Sırada Sabah var. Sabah gazetesi CHP, PKK, FETÖ koalisyonu yakışır manşetini paylaştı okuyucularına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini yayımladı. CHP'nin bir yanında PKK, öbür yanında FETÖ. İyi buldunuz birbirinizi. Şimdi beraber kendi koalisyonunuzu da yaparsınız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli ifadelerde Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özellikle son günlerde çıkan SİHA tartışmalarına sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü silahlı insansız hava araçlarını birazdan paylaşacağız sizlere. Ne işe yarıyor silahlı insansız hava araçları? Bunun bilgisini de aktaracağım sizlere. Çok önemli bir argüman terörle mücadelede. Dolayısıyla bu ifadeler hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de hükümet kanadını ziyadesiyle rahatsız etti diyebiliriz. Sabah gazetesini noktaladık. Bu haberle birlikte devam ediyoruz. Sırada Sözcü gazetesi var. AK Parti'ye oy veren fındıkçıdan AK Parti'ye düşük fiyat tepkisi diyor Sözcü gazetesi. AK Parti'ye oy veren fındıkçıdan AK Parti'ye düşük fiyat tepkisi. Kimi düşük fiyata tepki için fındık ağaçlarını kesiyor, kimi de böyle eylemlerle üreticinin sesini iktidara duyurmaya çalışıyor şeklinde ifadeler kullanmış. Yani vatandaş da tam manasıyla bir alay etme konusu gündemde. Biliyorsunuz ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar şu anda var. Fındık üreticisine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar gündemde. Gerekli komisyonlar oluşturuldu ve bununla ilgili de orada görüşmeler yapılmaya devam ediliyor. Fındıkla ilgili bir sorun var. Evet, fındıkla ilgili bir sorun var. Ama bu çözümü olmayan bir sorun değil. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu ifade, bakın, hükümeti eleştirirsiniz, muhalefeti eleştirirsiniz, bunun dışında gazetecileri eleştirirsiniz. Ama vatandaşı eleştirmek nedir ya? Bir gazete nasıl vatandaşı eleştirebilir? Bu ülkenin %50'sine nasıl bu ifadeyi kullanabilir? Niye AK Parti'ye oy verdiğini nasıl diyebilir? Bu nasıl bir cüretkarsızlık? Bu nasıl bir gazetecilik anlayışı? Yani vatandaşa siz niye AK Parti'ye oy verdiniz şeklinde bir ifade. Siz niye CHP'ye oy verdiniz? Siz niye MHP'ye oy verdiniz? Yani bu çok anlamsız bir şey değil mi sizce de? İsteyen istediğine oyunu verir. Türkiye Cumhuriyeti
özgür bir ülkedir. İsteyen istediğine oy versin. Yani Fındıkçı AK Parti'ye oy vermiş diye Fındıkçı'yı mı eleştiriyorsun? Sen yarın öbür gün işte Cevizci bir sorununu belirtse ona da mı bunu diyeceksin? Ya çok anlamsız ve mantıksız geliyor bana. Sözcü gazetesiyle birlikte gazete manşeti turumuzu da noktalamış olalım efendim. Ve kısa bir araya gidelim. Saat başında burada olacağız. Trafik durumunu yine paylaşacağız. Hangi bölgelerin açık kapalı olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir kez daha hatırlatalım. Sabahın Demi Facebook'tan mesaj olarak bizlere iletin ve bizler de yol durumunu anlık olarak sizlerle paylaşalım. O bölgedeki trafik durumunu sizlere aktaralım. Kısa bir ara, saat başında buradayız. 14 Eylül Perşembe sabahın demi devam ediyor efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvimlerimiz 14 Eylül Perşembe'yi gösteriyor. Önemli gelişmelerimizi paylaştık. Ulusal gündemimizi aktardık sizlere. Ulusal gazete manşetlerimizi de paylaştık. Önemli hususlar. Bursa haberlerine geçeceğiz. Bursa gündeminden sıcak gelişmelerimizi şimdi sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde trafiğe bir daha göz atalım değil mi? Bakalım. Son durum ne Bursa trafiğinde? Hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Şimdi ekranlarınıza geliyor efendim son durum. Avrupa Konseyi bulvarında şu anda bir sıkıntı var. Trafik durmuş durumda, bu bilgiyi paylaşmış olalım. Gidiş geliş yönünde hareketlilik yok. Kırmızı olarak belirtiliyor. Ekranlarınıza da yansıtacak şimdi yönetmenim Sezin Akbulut. Şimdi tabii Acemler trafiğindeki son duruma da bakacağız ama 11 Eylül Bulvarı'nın girişinde geliş istikametine yönelik trafiğin şu anda durduğunu ifade edebiliriz. Yavaş hareket ediyor. Aynı zamanda diğer yollarda açık, İstanbul Caddesi'nde yolun açık olduğunu belirtmiş olalım. Belli kesimlerde yine ağır ağır hareket ediyor trafik, bunu da belirtmiş olalım sizlere efendim. Şimdi Acemler'e bakalım. Acemler'de de son durum bu şekilde, birazcık tabii düzelmiş durumda diyebiliriz. Emek yönüne geliş istikameti, Emek yönünden geliş istikametinde şu anda trafik biraz ağır hareket ediyor. Yine gidiş istikametine, Nilüfer'e doğru gidiş istikametinde de trafiğin ağır hareket ettiğini belirtmiş olalım. Dönüşte, Bursa merkeze dönüşte trafik şu anda durma noktasına gelmiş diyebiliriz. Acemler trafiği ekranlarınıza da yansıyor. Yine getireceğiz, paylaşacağız ilerleyen bölümlerde ekranlarınıza ve radyolarınıza efendim. Uludağ Üniversitesi akademik yıl açılış töreni Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Bursa haberleriyle devam edelim. Törende konuşan Çavuşoğlu, çalışan bir gençliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Uludağ Üniversitesi akademik yıl açılış töreni Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Vali Vekili Abidin Ünsan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay katıldı. Değerli konuklar, konuşmalarını... Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 3. nesil üniversitelerin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşma bakımından önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bilginin kitaplarda veya dört duvar arasında sınırlı kalmayıp iş dünyası ve sivil toplum ile yakın işbirliği içinde topluma yararlı bir hale dönüştürülmesini hedefleyen 3. nesil üniversitelere kavuşmak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamız bakımından son derece önemlidir. Konuşmasında gençlere de seslenen Çavuşoğlu, bilim ve ilerleme adına çalışan bir neslin gelecek için en büyük umut kaynağı olabileceğini vurguladı. Günlük dilde yaygın olarak kullandığımız bir ifade vardır. Ne diyoruz? Kafayı takma. Ben de sizlere öğrenim hayatınızla ilgili olarak kafayı takmayın yerine şöyle seslenmek istiyorum. Kafayı takalım. Takalım ama ilme, öğrenmeye ve çalışmaya takalım. Çünkü insan kafasını taktığı her şeyi başarır. Kafayı bilme, gelişmeye ve ilerlemeye takmış bir yeni nesil bizlerin geleceğe dair en büyük umudu olacaktır. Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay ise 3. nesil üniversite olarak 2,5 yılda büyük mesafeler kat ettiklerini söyledi. Yenilikçi bir bakış açısıyla
bilimin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştüğü 3. nesil üniversite vizyonumuzla 2,5 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli aşamalar kat ettik. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye anlayışıyla akademisyenlerimizin projelerine 40 milyon Türk lirasına yakın destek verdik. Savunma sanayi için araştırmacı yetiştirme programının ilgili kurumlarla ortağı olarak yeni nesil alanlarda ülkemize hizmet edecek araştırmacılar yetiştiriyoruz. Meslek yüksekokullarımızda uygulamalı eğitimin ağırlığını ve sektör temsilcilerinden yararlanma düzeyini arttırdık. Daha sonra Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Bu arada bir son dakika gelişmesinde paylaşmış olalım sizlere. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Irak Temsilciler Meclisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği yönünde 12 Eylül 2017 tarihinde aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz ifadeleri kullanıldı efendim. Irak Temsilciler Meclisi'nin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti Türkiye. Önemli bir açıklama. Referandum restini tam manasıyla artık çekti diyebiliriz hükümet. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını bir kez daha paylaşalım. Irak Temsilciler Meclisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği yönünde bir açıklaması vardı. Bu açıklama da Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret etti. Bursa'nın her geçen gün geliştiğini söyledi Başkan Altepe. İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın deneyimlerinden yararlanacaklarını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı ziyaret edip yeni görevinde başarılar diledi. Kesinlikle görev yapmak istediği bir şey bizde. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın her geçen gün geliştiğini, Emniyet Müdürü Osman Ak'ın da tecrübelerinden yararlanacaklarını belirtti. Büyüme hareket devam ettiği için bu gösterdi, devam ediyor. Ama merkezi itibariyle, konum itibariyle yine de uyumlu bir şehir, anlayışlı bir şehir. İnşallah sizlerle birlikte, yani deneyimlerinizle birlikte inşallah artık son yıllarda Bursa'da inşallah en güzel hizmetleri yapmakta sevindim. Allah kolaylık versin. Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak da Başkan Altepe ile birlikte omuz omuza vererek Bursalıların huzur ve güven içinde yaşayacakları ortamı sağlayacaklarını söyledi. Bizim, ne bizim tek başımıza ne de evet. Sizin tek başınıza üstesinden geleceğimiz konuda birlikte omuz omuza inşallah Bursalıların rahat bir huzur içerisinde, güven içerisinde yaşayacakları bir ortamı sağlamak. Demin buyurduğunuz gibi bu metruk binalar olayı hakikaten çok önemli. Evet. Ülkemizin genelinde önemli bir sıkıntılı bir dert. Burada da çabalarınız arkadaşlarımıza söylediler. İstahişle bahsettiler. İnşallah bu metruk binaları tabii bu yönde hem suç ve suçlularla hem uyuşturucuyla mücadele anlamında da çok önemli bize katkı sağlayacaktır. Sedat Yalçın 11 Eylül Bulvarı'ndaki trafiği sormuş efendim, son durumu. Şu anda gidiş istikametinde bir sıkıntı var gibi, sanırım kaza var. O bölüm kırmızı olarak belirtiliyor. Geliş istikametinde de sıkıntıların olduğunu belirtmiş olalım. 11 Eylül Bulvarı girişinde Avrupa Konseyi Bulvarı'ndan çıkışta 11 Eylül Bulvarı'na giriş bölümünde şu anda sıkıntılar var. Aynı zamanda da Acemler'in geliş istikametine, Bursa'ya yönelik istikametinde de trafiğin belli noktalarda ağır hareket ettiğini bir kez daha ifade etmiş olalım efendim. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ay Yıldız Spor Tesislerine gidelim. Düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Altepe, sporun ve sporcunun her zaman arkasında olduklarını belirtti. Her alanda olduğu gibi spora da tam destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına devam ediyor. Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Ay Yıldız Spor Tesisleri düzenlenen törenle açıldı. Açılış öncesi Ay Yıldız Spor Kulübü tarafından kurban kesilirken mahalle halkı açılışa yoğun ilgi gösterdi. Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, spora her zaman destek vereceklerini belirtti. Özellikle herkesin spor yapması. Sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum. 7'den 70'e herkesin spor yapması. Onun için yatırımlar gerçekleştiriyoruz. İşte amatör kulüp spor kulüplerimize sahip çıkıyoruz. Bizim dönemimizde amatör spor kulüp sayısı %50 arttı. Başkanımız burada. Eski kulüpleri bile tekrar canlandırdık. Bursa Spor'u kuran kulüpleri bile tekrar kurduk. Tekrar canlandırdık, yaşattık. Dedik ki sizin şanlı bir tarihiniz var. Tekrar buna sahip çıkın. Bu ruhla gençlerimiz, mahalle semt gençlerimiz spor yapsın. Kulüplerine sahip çıksın ve burada özellikle gençlerimiz kötü alışkanlıklara bulaşmasın. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise sporun insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlattı. Bu mekanlar onları zararlı alışkanlıklardan koruyacak mekanlardır. Aynı zamanda kendi mahallesine, kendi şehrine aidiyet duygusu gelişecek. Ve bir arada yaşama kültürümüzü çocuklarımız spor ahlakıyla bütünleştirecekler. Onun için spora yapılan destek insana ve geleceğe yapılan destektir. Düzenlenen törende Ay Yıldız Kulüp yönetiminin Altepe'ye plaket ve forma vermesiyle sona erdi. Merve Kaya, Merve Hanım, Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki yine son durumu bizler için paylaşır mısınız demiş. O bölgede bir sıkıntı var. Bir kez daha ifade etmiş olalım. Trafik çok ağır ilerliyor. Bir kaza olmuş olabilir. O bölgede trafik ekipleri şu anda ilerliyordur. Böyle umuyoruz. Çünkü tam giriş kısmında 11 Eylül bulvarının giriş kısmında bir sıkıntı var. Bu bilgiyi paylaşmış olalım. Sizler de hangi yolun açık, hangi yolun kapalı, gidiş güzergahınızdaki trafik durumunu öğrenmek istiyorsanız Sabahın Demi Facebook mesaj hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj bölümümüze yazabilirsiniz. Oradaki son durumu sizler için derleriz, bizler de toplarız. Ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıma gayreti içerisinde oluruz. Sabahın Demi Facebook sayfası bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu yıl ikincisi düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı Gran Fondo Marmara Bisiklet Organizasyonu'nun lansmanı İstanbul'da düzenlendi. 25 ülkeden 2000 sporcunun pedal çevireceği bisiklet turu 24 Eylül'de gerçekleşecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve ciddi sponsorluk destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı Gran Fondo Marmara Bisiklet Organizasyonu lansmanı düzenlendi. Gran Fondo Marmara Koordinatörü Ömer Kafkas, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. 25 ülkeden 2000'e yakın sporcunun katılacağı bu organizasyonda bütün spor severleri bekliyoruz. Aynı zamanda yarışın geçeceği tüm alanlarda izleyicileri aynı şekilde bekliyoruz yarışı izlemeleri için. Çok keyifli bir yarış Bursa'yı ve İstanbul'u bekliyor diyebiliriz. 24 Eylül'de yapılacak bisiklet turu uzun mesafe olarak İstanbul'daki saat 9'da başlayacak. Kısa sürüş ise Orhan Gazi Merkezi'nden saat 11'de başlayarak yine Bursa'da sona erecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Basın Sözcüsü Selçuk Salih Başan ise Büyükşehir Belediyesi olarak spora her zaman tam destek verdiklerini söyledi. Bursa olarak gerçekten sporu çok seviyoruz. Spor yatırımlarımız, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu spor yatırımları, her yeni bir spor tesisi açılmakta, daha dün bir amatör spor kulübü tesisi açıldı. Yani çok baktığımız zaman son 10 yılda Bursa'da spor alanında neler oldu? Bursa sporumuz vardı, voleybol şampiyonu var, Avrupa şampiyonu var, voleybol takımımız var. Yine masa tenisinde Avrupa şampiyonu olan bir masa tenis takımımız var. Bunlar hep amatör olarak okuyor ama evet, bisiklet gerçekten doğayı her tarafı tanıtıyor. Futbol bütün herkesi çekiyor ama diğer başlarımız da gerçekten çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi yine diğer belediyelerimizle beraber spor anlamında gerçekten önemli işler yapıyor. Ayrıca organizasyon yapılırken trafik akışı devam edecek. Yol güvenliği için de gerekli tedbirler alınacak. Hem uzun parkur hem de kısa parkur sırasında sahada ambulanslar bulunacak. Gıda üreticileri istediğini, umduğunu bulamadı bu yıl. İnegöl'de de durum aynı şekildeydi. Hacıkara köyünde fındık hasadı başladı. Geçen yıl fiyatlardan yana yüzü gülüyordu fındık üreticilerinin ama bu yıl umduklarını bulamadılar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı kırsal mahallelerde fındık hasadı başladı.
Türkiye'de genellikle Karadeniz bölgesinde yetiştiği bilinen fındık İnegöl'de de 30 yıldan bu yana yetiştiriliyor. Geçen yıl rekolte düşük olmasına rağmen fiyat konusunda çiftçinin yüzü gülerken bu yıl rekoltenin yüksek, fiyatların düşük olması nedeniyle çiftçi umduğunu bulamadı. Geçen sene fiyatlardan memnun olan Selahattin Yılmaz, bu yıl fiyatların düşük olmasından dert yandı. 13,5 liraya kadar çıktı 12 liradan. 13,5 arası devam etti geçen sene. Ve bu sene tam para yapacağız diye baktık fındıklara ama bu sene de fındık para yapmadı. Ve bu sene de bol bereket fındık ama piyasa bozuk. Ne kadar fiyatı? 8 lira diyorlar. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sesini duyurmak isteyen Yılmaz, bakandan fındığa bir çözüm bulmasını istedi. Fakıbaba'ya fındığa çare bulacağım dedim, bulamadı yani. Buna bir çare bulsun ya. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından Yıldırım ilçesinde çeşitli şubelerden 200 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı. Önemli bir operasyondu. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda da birçok noktaya dikkat çekmişti. Yeni atanan İl Emniyet Müdürümüz Osman Ak ve Bursa'yı huzurlu bir şehir yapma adına gerekli gayreti göstereceklerini ifade etmişti. Ard arda operasyonlar gerçekleştiriliyor. 200 polisin katılımıyla bir huzur operasyonu daha düzenlendi. Bu operasyonda da 9 kişi gözaltına alındı. Dışarı doğru çıkar. İçine bakın, dışarı çıkartın arkadaşlar. Bursa'da huzur operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü şehirde huzur ve asayişin sağlanması için Yıldırım ilçesinde çeşitli şubelerden 200 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Uygulamada 400 kişinin genel bilgi tarama sorgulaması yapılırken 9 kişi gözaltına alındı. Belirli noktalarda trafik polislerinin yaptığı yol uygulamalarında ise 92 araç kontrolden geçirilirken 6 araca çeşitli kusurlardan dolayı para cezası kesildi. Umuma açık mekanlarda yapılan denetimlerde ise 18 umuma açık iş yeri ve 10 ikamet kontrol edildi. 7 iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Huzur operasyonunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, dolu fişekler, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kurulan bir de narkotem WhatsApp ihbar hattı vardı biliyorsunuz. Çok üzerinde durduğu bir konuydu İl Emniyet Müdürümüzün ve narkotem WhatsApp ihbar hattı da ilk meyvesini verdi. Gelen bir ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi ekipler. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirdiler. Bursa'da narkotik ve terör suçlarıyla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla kurulan narkotem WhatsApp ihbar hattı ilk meyvesini verdi. WhatsApp ihbar hattına Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Gelen ihbarı değerlendiren narkotik timleri 1 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen 3490 lira para ele geçirdi. Ekipler takibe aldıkları 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Bu şahısları sorgulayan ekipler şahısların depo olarak kullandığı yeri tespit etti. Depo olarak kullanılan yere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi. Evet, Bursa gündeminden başlıklar bu yöndeydi efendim. Geceden sabaha yansıyan tüm haberlerimizi ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıdık. Şimdi tabii gündemde iki unsur var. Birincisi bu Irak-Kürt bölgesel yönetiminin yapmış olduğu referandum, yani yapmayı yeltendiği referandum. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Irak Temsilciler Meclisi'ne yönelik bir husus belirtildi. Alınan bir
karar vardı onların neticesinde. Bunun yasal olmadığı, yasa dışı olduğu, Irak Temsilciler Meclisi devlet bünyesinde olan bir kurum. Bunun yasa dışı olduğunu belirtiyordu bu meclis ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin almış olduğu karara da tepki gösteriyorlardı. Dışişleri Bakanlığı da alınan bu kararı, yani belirtilen bu açıklamanın memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Yani referanduma res çekildi. Bu bilgiyi bir kez daha aktarmış olalım. İkinci bir gündemimiz de neydi? Silahlı insansız hava araçları. Bununla ilgili de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Tepki üstüne tepki geliyor. Bakanların yine açıklamaları o yönde. Kılıçdaroğlu'nun da Sezgin Tanrıkulu'na destek vermesiyle birlikte eleştirilere hedef olduğunu ifade etmiş olalım. Peki silahlı insansız hava araçları neye yarar? Bu konuda oldukça önemli. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Mesela anlık istihbarat, planlama ve operasyon gücüne sahip bir argüman. Anlık istihbarat gerçekleştirebiliyor. Yine çok sessiz bir argüman olduğu ifade ediliyor. Teröristin kaçış imkanı sıfır. İşte 20-30 santimetre hassasiyette hedefi başarıyla vuruyorlar. Hedefi başarıyla vuruyorlar. Bu konuda oldukça önemli. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Neler söylemişti? Dedi ki teröristin saatine kadar, saatinin markasına kadar biz silahlı insansız hava araçlarıyla bu durumu gerçekleştirebiliyoruz. Onlar hakkında bir istihbari çalışma yapabiliyoruz şeklinde ifadesi vardı. CHP kanadı da herhangi bir şekilde bir araştırma yapılmadan insanların orada vurulduğuna yönelik bir açıklaması oldu. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'ya Fox'ta bir açıklama yaptı. Teröristin silahı yoksa niye vuruyorsunuz diye bir söz çıktı ağzından. Bu da tabii tepkiyle karşılandı. Halen de özellikle sosyal medyadan tepkiler gelmeye devam ediyor diyelim. Ama silahlı insansız hava araçları hedefi gördükten sonra atış kabiliyeti nedeniyle böyle acayip bir argüman. Yani terörle mücadele konusunda bize çok yardımcı oldular bugüne kadar. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. O yüzden önemli bir argüman. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlere. Şimdi dilerseniz gazete manşetlerine gidelim. Bursa'nın gazetelerine bakalım. Manşetlerde neler var? Bursa'nın gazetelerindeyiz efendim. Bir kez daha günaydınlar, sevgiler, saygılar, takvimler. 14 Eylül Perşembe diyor. Günün öne çıkan gelişmelerini paylaştık. Şimdi Bursa gündemindeyiz ve Bursa'nın gazetelerini aktaracağız sizlere. Bakalım manşetler ne diyor? Bursa Sancak Gazetesi diyor ki sanal dünyanın efendisi olun. Önemli bir manşet. Uludağ Üniversitesi'nde 2017-2018 akademik yılı Görükle Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu internetten kolay ulaşılan bilgilerin topluma güç sağlamadığını belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu. Çavuşoğlu sizlere tavsiyem sanal dünyanın esiri değil efendisi olmanızdır şeklinde ifadelerdi Çavuşoğlu'nun ağzından çıkan sözler. Tabii çok önemli bir husus sanal dünyanın esiri değil de efendisi olmak. Biliyorsunuz ki medya okur yazarlığı diye ilerleyen günlerde bir seçmeli ders gündeme geldi ve artık medyanın dışında sanal ortamda da yani sosyal medyada bence bu işin içerisine girmeli. Çünkü o kadar çok kirli bilgi var ki, o kadar çok istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani sosyal medyada bir RTÜK unsuru yok. RTÜK unsuru yok. Orada her insan var. İsteyen istediğini söylüyor. Uyuşturucu taciri kendisine sayfa açıyor. Facebook sayfası açıyor. Oradan bazen satışlar gerçekleştiriliyor. Yine silah kaçakçılığı yapanın bir sayfası var örneğin. Bunun dışında tabii her insan her görüşünü sarf ettiği için de
müthiş bir bilgi kirliliği hakim ve insanların kafası karışıyor okuyunca da. O yüzden bu hususun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti Çavuşoğlu. Sizlere tavsiyem sanal dünyanın esiri değil de efendisi olmanızdır. Yani biraz daha seçmeniz, o kadar da pek üstüne düşmemeniz gibi bir söz. Bursa Sancak Gazetesi'nin manşeti bu yöndeydi efendim. Ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıdık. Sür manşette bir husus var ki bu oldukça önemli. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Bursa'da bazı iş adamları, yine keza bürokratlar tutuklandılar. Bazıları da Fethullahçı terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanıp gözaltına alındılar. İşte o fotoğraf bir kez daha ekranlarınıza gelecek. Yönetmenim Sesinin Akbulut ekranlarınıza getirecek. Neydiler, ne oldular, şimdiki maskeleri neler? Onlar pek yakında Bursa Sancak Gazetesi'nde olacak. Bir kez daha bunun altını çizmiş olalım. Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz her isim ilerleyen günlerde manşette açık açık size belirtilecek. Neden dolayı tutuklandılar, ne iş yaparlardı, geçmişleri nasıl, bu kapsamda yapmış oldukları devlete yönelik herhangi bir saldırı girişimi var mı? Yani saldırı girişiminden kastım şu, böyle silahlı saldırı değil. Bu Fethullahçı terör örgütüne destek anlamında bir saldırı. Çünkü Fethullahçı terör örgütü biliyorsunuz ki 15 Temmuz günü kendi vatandaşına kendi silahıyla zarar verecek kadar alçalmış bir örgüt. Ve kimler onların destekçileri, bu konu oldukça önemli. 20 tane isim var ve bu 20 isim de günübirlik değerlendirilecek. Bu bilgiyi bir kez daha paylaşalım sizlerle. Sancak Gazetesi'ni noktaladık efendim. Devam ediyoruz. Yeni Dönem diyor ki dimdik duracağız. Salman'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması. FETÖ'yle mücadelede üzerlerine düşeni eksiksiz yerine getireceklerini belirten AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, büyük Türkiye davasına ihanet edenlerin karşısında dimdik duracağız, kimseye papuç bırakacak halimiz yok şeklinde efendim ifadeler kullanmış. Yeni Dönem Gazetesi de manşetten duyurdu bu haberi. Noktaladık Yeni Dönem Gazetesi'ni, devam ediyoruz. Sırada Yeni Marmara var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altepe'ye ödül diyor Yeni Marmara Gazetesi. Kırsal kalkınma hususunda bir ödüle layık görüldü Büyükşehir Belediyesi. Ödülü değerlendiren Başkan Altepe, kırsal kalkınmayı öncelikli hedefleri arasına aldıklarını hatırlattı. Bu alanda bugüne kadar yaptıkları çalışmaların ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Yeni Marmara Gazetesi de paylaştı bizimle. Bursa Hakimiyet'teyiz, heykel değil eser dikin manşeti var Bursa Hakimiyet'ten. Erdoğan başkanları uyardı, AK Partili belediye başkanlarına seslendi, dedikoduların ortadan kaldırılmasını istedi, hizmet yapılması çağrısında bulundu. Heykel değil, eser dikin şeklinde. Bakın bu hususlar AK Parti'ye çok zarar veren şeyler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin dikilmesi gibi hususlar AK Parti'ye çok zarar veren şeyler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2019 yılı için gerekli çalışmaları yaptığı, projelendirdiğinden dolayı bu süreçten sonra herhangi bir hataya mal vermemek açısından birçok uyarı yapıyor. Yine metal yorgunluğu hakim dedi AK Parti'ye ilk yine geri dönüşünü sağladığı gününde. O ifadeyi kullanmıştı ve yine yapılan bir hata onlar tarafından hata olarak karşılanmıyor ama hani onlar kendi çabalarında bir, nasıl diyeyim, sevgi gösterisi veya başka bir anlama göre birazcık yağ çekme gibi algılanabiliyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli uyarıları bu şekilde yaptı. Bursa Hakimiyet'te manşetten paylaştı. Bizler de aktardık. Devam ediyoruz. Bursa Hayat diyeceğiz. O da heykel değil hizmet lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ifadelerini Bursa Hayat gazetesi de manşetinden paylaştı okuyucularına efendim. Son olarak Kent gazetesindeyiz. Sanal alemin efendisi olun. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu teknolojinin kullanımı konusunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Sizler sanal dünyanın esiri değil, efendisi olun şeklinde ifadeleri vardı. Önemli bir açıklamaydı efendim. Kent gazetesi de bizimle paylaştı bu haberi. Noktaladık efendim.
Gazete manşeti turumuzu da Bursa gazetelerini de aktardık sizlere. Sırada günün fotoğrafına gidelim. Bakalım günün fotoğrafında hangi kare ekranlarınıza geliyor? Evet, patenle otobüsün arkasına tutunarak kayan bir teyze geldi ekranlarınıza bugün. Günün fotoğrafında ilginç bir fotoğraftı gerçekten. Efendim, bugünlük de sabahın deminin sonuna geldik. Bizler saatlerini 8'i gösterdiğinde yarın yine ekranlarınızda olacağız. Trafik durumumuzda, yol durumumuzda, gazete manşetleriyle, her şeyle bizden ayrılmayın. Gözünüz Bursa TV'de, kulağınız Sancak FM'de olsun. Hoşçakalın.